Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birkaç tane fotoğraf uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu bahsettiğim fotoğraf uygulamaları genelde fotoğraflarınızı editlemeniz için ya da üstüne işte filtre koyabileceğiniz tarzda uygulamalar olacak. Aynı zamanda bu fotoğrafları Instagram'a atarken nereye dikkat etmeniz gerekiyor? Instagram'da fotoğraf diziliminiz nasıl olmalı? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Zaten bunlarla alakalı uygulamalar da anlatacağım şimdi size. Direkt videoya başlayalım. Şimdi bakın, şu an ekranda görmüş olduğunuz uygulamalar benim uygulamalarım. Daha doğrusu bunlar size anlatmak istediğim uygulamalar. Daha fazla, normalde 4 sayfa falan uygulamam var. Bunları ayrı bir klasör yap. Şimdi benim burada ilk bahsetmek istediğim uygulama Unfold olacak. Unfold Story uygulaması. Yani Instagram storylerinizi daha böyle estetik hale getiriyor. Şimdi açalım bunu. Bir deneyelim bakalım ne yapabiliriz. Şimdi bakın, ben en son mesela gün batımı yapmışım. Şöyle bir uygulama bu. Buradan artı tuşuna basıyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz alt taraftaki siyah tuşa. Ondan sonra yeni bir sayfa ekliyorsunuz. Sonra misal bakın, ben bunu eklemişim daha önceden. Şu anda ekstra fotoğraf eklememe gerek yok çünkü zaten eklemişim. Bunu ekleyip bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Küçültüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Böyle bir story ayarlıyorsunuz. Yeni bir tane ekleyerek gösterebilirim diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Şuradakiler ücretsizler. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bunların hepsini kullanırken eğer isterseniz ücretli bir şekilde yan taraftaki yeri de açabilirsiniz. Ama sanırsam bunlar da ücretsiz değil. Evet. Üstüne mavi tik gördük, henüz ücretsiz değil. Böyle bir tane seçenek çıkıyor. Sadece CS1'i kullanabiliyorsunuz. Bakın buradan nasıl bir şey açabiliriz? Misal şu şekilde bir şey açalım. Burada fotoğraf ekleye bas diyor. Fotoğraf ekleye bastıktan sonra misal şu Tokyo fotoğrafını koyabiliriz. Diyor, tower'ı oraya koydum. Ben ondan sonra altına mesela bunu Tokyo tower'la alakalı bir şeyler yazmak istiyorum, değil mi? Short title yazan bölümü mesela yazabiliriz ki büyük harflerle Tokyo. Ondan sonra alt tarafına yine çıklamayla önce tik'e basıyoruz. Çift tıklamayla alt tarafında mesela Tokyo Tower, Tokyo ya da Tokyo was beautiful yazabiliriz mesela. Bu şekilde yazabiliriz. Sonuna notlarımızı da koyalım. Bir saniye. Böyle. Bu tarz bir uygulama bu. Bu tarz çerçeveler yapıyorsunuz. Otelde nasıl bir görüntüyü elde ediyorsunuz? Bakın, tam olarak bu şekilde görüntüler elde edebiliyorsunuz. Storylerinizi bu şekilde kaydediyorsunuz. Bunları tek sayfa olarak da kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda story şeklinde de kaydedebilirsiniz. Hani direkt full kaydediyor o şekilde. Kaydetme tuşuna basıyorsunuz. To device basarsınız. Bastıktan sonra da kaydetmiş oluyorsunuz. İlk bahsetmek istediğim uygulama böyle bir şey. Aynı zamanda direkt kamerayı açıp da çekebilirsiniz. Ama çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten dışarıdan çekip içine yerleştirirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. İlk uygulamamız bu kadar. İkinci uygulama olarak Mate'den bahsetmek istiyorum. Şimdi Mate, Unfold'un neredeyse aynısı. Aslında şöyle birazcık fark var. Mate'de birazcık daha vintage bir görüntü yakalıyorsunuz. Tabii bu vintage görüntü, ben ücretsizlerinden bahsediyorum. Tamamen içeriğini ücretsiz kullanıyorum ben de zaten şu anda. Size de aynı şekilde ücretsiz kullanacağınızı düşünerek bundan bahsediyorum. Eğer beğenirseniz zaten satın alabilirsiniz. Burada yine yeni tuşuna basalım. Yeni tuşuna bas sonra bakın, en üstte ücretsiz bir kısım var, klasik dediği. Her çerçevede ilk iki tanesini ücretsiz veriyor. Misal film 2 diyor. Bakın buna da ilk iki tanesi ücretsiz. Scrap diye bir şey diyor. Buna da iki tanesi ücretsiz. DIY diyor. Buna da iki tanesi ücretsiz. Böyle böyle gidiyor. Tamam, biz buradan ne deneyebiliriz? Şimdi Unfold'da zaten kenar çerçeveleri genelde düz oluyor. Film 2'yi deneyebiliriz misal. Film 2'de şunu seçelim. Bakın kenarları birazcık daha böyle sanki olsa o an kamerayla çekiyormuşsunuz gibi. Buna bastık. Buradan da hangi fotoğrafımızı seçelim yine. Mesela bunu seçtik. Bu şekilde bir fotoğraf yerleştiriyorsunuz. Bunu aynı şekilde böyle kaydırarak oynatabilirsiniz. Üst ve alttan çok fazla beyaz almayacaksınız. Alacaksanız da eşit miktarda almaya çalışın. Bu şekilde bunları da fotoğraf editliyorsunuz. Aynı şekilde göz işaretine basarak storylerinizi nasıl görüneceğini seçiyorsunuz. Eğer üstüne mesela metin ekleyebilirsiniz. Metini Instagram'a yazmak zorunda değilsiniz. Metinde bir sürü, bakın şu anda burada ilerletiyorum. Bir sürü yazı seçeneğiniz var. Mesela ne yazalım? Bu Şile'de çekmiş olduğum bir fotoğraf olduğu için ben bunun üstüne mesela Türkçe klavye açalım. Şile, İstanbul yazalım. Tamamdır. Bunu yazdım. Şimdi Şile İstanbul'u alıp en üstü koyalım misal. Şile İstanbul'un hepsini seçiyorum iki kere tıklayarak. Burada yazı stilleri var. Mesela bakın, bu yazı stili aslında bu fotoğraf için çok fena değil. Ha, mesela bazı stillerde de sadece İngilizce karakter kabul ettiği için mesela Ş'yi ve İ'yi almadı. Ş'yi S ile, İ'yi de I ile yazarsanız alır onu. Ben bu yazıyı seçiyorum şu anda. Aynen. Ben bu yazıyı seçtim şu anda. Buranın rengini ayarlayabiliriz bunu. Mesela beyaz yaptık ya da işte atıyorum kırmızı. Ne mesela olabilir? Sarı efektler oluyor ya. Fotoğrafın üstüne mesela sarı yazı yazıyorsun. O tarz bir şey yapabilirsiniz eğer isterseniz. Ama onu biraz daha ayarlamanız gerekiyor. Mesela böyle bir sarı seçtikten sonra, şu şekilde bir sarı seçtikten sonra bunu hafiften etrafını siyah çerçeve yapıp gölgelendirmeniz gerekiyor. Bu da birazcık aslında zor bir iş. Bunu zaten başka bir uygulamada şimdi size göstereceğim. Ben bunun beyaz olmasını istiyorum. Beyaz yapalım. Arkasına eğer hani tam olarak net bir şekilde görünsün diye bu şekilde bir şey ekleyebilirsiniz ama çok saçma olur bence bu fotoğrafta. Ben tekrar gizli beyaz yapalım. Bu metin aralıkları. İki tane cümle alt alta denk geldiğinde arasındaki mesafeyi çoğaltıyor. Bu da harflerin aralığı. Şu şekilde veya bu şekilde
yapıyorsunuz ama buna da çok gerek yok. Bazılarına gerek oluyor. O siteye bağlı. Bu da opaklıkla alakalı bir şey. Yok ediyorsunuz ya da şey yapıyorsunuz. Opaklığını çok hale getiriyorsunuz. Tamama basalım. Şimdi Şile İstanbul'u da ekledik. Başka ne yapabiliriz? Sayfanın arka planı diyor. Misal sayfanın arka planından kastı. Fotoğrafı ben şu an tam olarak yerleştireyim ki ben genelde bu tarz zaten yapmayı seviyorum. Bu tarafları eğer küçültürseniz, misal şöyle bir örnek vereyim. Fotoğrafın üzerine basıp böyle küçültüyoruz değil mi? Şu şekilde yaptık mesela ya da şöyle yaptık. Bunun arkasına basıyoruz. Bakın siyah kısmı dönüştü alt taraf, görüyor musunuz? Yani fotoğrafın arka planını seçmiş oluyorsunuz burada. Böyle bir sürü seçeneğiniz var. Bunu mesela neyle kullanabilirsiniz? Yazıyı alırsınız. Aşağı bu şekilde koyarsınız. Tekrar bir arka planı değiştirelim. Misal ne yapabiliriz arka plana? Misal böyle bir şey yaptınız. Yazıyı da siyah. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Yani bu şekilde gayet estetik storyler elde etmeniz kesinlikle mümkün. Plan diye bir tuş var. Bu göz işaretinin yanında olan böyle sayfa işaretine benzeyen bir tuş. Buna bastığınızda da diğer storylerinizle birlikte hani ilk başta hangisini koyalım, sonrasında hangisini koyalım, işte içini değiştirelim falan filan diye düşünüyorsunuz. Şöyle bir örnek açalım. Mesela şuna bastık. Plan'a basıyoruz. Böyle üstüne basılı tutup diğer tarafa atabiliriz mesela. Yani böyle mesela 10 tane story hazırlıyorsunuz veya mesela yurt dışındasınız, internetiniz yok ya da Türkiye'desiniz, yine internetiniz yok. Bunları mesela ayarlarsınız bu şekilde. Tüm fotoğrafları yerleştirirsiniz içine. Yerleştirdikten sonra gayet başarılı bir şekilde indirirsiniz telefonunuza. İnternete bağlandığınız anda mesela hepsini birlikte atabilirsiniz. Tamammış. Ben bunu da kapatmak istiyorum artık. Zaten diğer şeyleri göstermeme gerek yok. Uygulamayı eğer indirirseniz görürsünüz. Bu arada tamam, Make'den bahsettikten sonra şu an size bahsetmek istediğim uygulama artık birazcık daha böyle fotoğrafın içine doğru giriyoruz. Filtreler mesela, filtrelerden bahsedeceğim ve fotoğrafın birazcık daha işte rengini, parlaklığını değiştirmekten, mesela gölgelerin rengini açmaktan falan bahsetmek istiyorum. Hepsinden önce bir tane daha uygulama var, QuickShot diye. Bunların genel olarak şu andan itibaren göstereceğim uygulamaların hepsinde bu dediğim şeyleri yapabiliyorsunuz zaten. Bunlar daha çok attığınız postlar için. Yani Instagram'ın fotoğraf yüklediğiniz zamanlar içinden bahsediyorum. Şimdi ben gittim. Şu anda açtım diyelim bunu. Açtıktan sonra fotoğraflarımızdan bir tane seçelim. Misal yine şu fotoğrafı seçelim, tamam mı? QuickShot'ın şöyle bir güzel yanı var. Fotoğrafınızı gökyüzü ekleyebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Normal hali bu. Bu da gökyüzü eklenmiş hali. Bu şekilde gökyüzü ekleyebiliyorsunuz. Tabii şu anda bakın bu biraz belli oluyor. Bunlar zaten hiç söylemiyorum. Bunlar inanılmaz belli oluyor. Bu şekilde. Yani mesela gün batımı fotoğrafı çekip üstüne böyle yumuşak bir şey ekleyebilirsiniz. Buna en çok bu yakıştı. Bunun da birazcık ayarlarıyla oynamak gerekiyor. Misal ayarlarıyla oynamadan önce şunu da söyleyeyim. Gökyüzüne basıp buna basıp mesela gökyüzünün şeklini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Misal ben şunu beğendim diyelim. Pardon. Buraya bastıktan sonra bakın bir sürü şeyi seçiyorsunuz. Böyle oynayalım. Geçiş burada kalsın. Ufuğunu biraz ayarlayalım. Ufuk mesela işte bakın şu an çok aydınlık oldu. Bence sıfırda kalabilir bu. Kaydırma da kalsın. Ambiyansa bakalım. Ha, ambiyans. Ambiyans böyle iyi çünkü bakın bu şekilde oluyor diğer şekilde. Böyle memnunuz ambiyans. Detaylar. Detaylara da çok fazla uğraşmamız gerekiyor. Çünkü normal orijinal fotoğrafta zaten detaylar soft bir şekilde görünüyordu. Bu şu anda keskin oluyor. Ama bunu sıfır gibi bırakırsak hatta birazcık sıfır değil de -18 yapalım. Birazcık daha rengi açık olsun. Çünkü dediğim gibi ufuk birazcık şu an rengi açık. Tamam, birazcık da opaklıktan bahsedelim. Opaklık da zaten dediğim gibi görüntüyü götürüyor. Öyle bir şey. Bakın böyle bastığında hiçbir şey yok. Böyle bastığında geliyor. Hafif şöyle yaparsak. Yok öyle değil. Böyle kalsın. Tamam, %100 kalabilir. Bu şekilde fotoğraflar yaratabiliyorsunuz bu uygulamadan da. Şimdi gökyüzünü ayarladık değil mi? Bunların dışında sihir diye bir şey var. Bu otomatik bir şekilde fotoğrafı düzenlemesi anlamına geliyor. Bunu çok fazla kullanmanızı bence gerekiyor. Yine ilk başta basarsınız fotoğrafı hiç düzenlemeden. Bakarsınız ona göre karar verirsiniz. Zaten geri gelme tuşu da var burada. Filtreler. Filtrelerde bunları kullanmak çok fazla zorunda değilsiniz. Ama eğer beğendiğiniz bir filtre varsa ve Instagram düzeninizi belli bir filtreye göre yapıyorsanız ve eğer bunu da QuickShot'tan seçtiyseniz tabii ki kullanmanız mantıklı olur. Mesela bakın bu filtre fena değilmiş. Ben bunu sade halde bakıp kapatıyorum. Burada başka özellikleri de var. Misal şundan bahsetmek istiyorum. Fotoğraflara tekrar geri dönelim. Bu fotoğraftan vazgeçtik değil mi şu anda? Tamamen düzgün uygulanmasa bile bazı özellikler var. Mesela portre özelliği. Eğer telefonunuzun portre modu yoksa bu uygulamayı indirip portre fotoğraflar yapabilirsiniz. Misal şunu seçelim. Bu fotoğraflar bu arada zaten editlenmiş fotoğraflar. Daha önce editlemiştim bunların hepsini. Burada mesela portreye bastım. Portreye bastıktan sonra dediğim gibi zaten bir tane ücretsiz seçeneğiniz var. Bir de şu var herhalde. Ücretsize basıyoruz. Normal hali bu şekilde. Portre hali bu şekilde. Yüzümüzün falan da biraz rengini değiştiriyor ama yani idare eder. Yani hiç yoktan iyidir ya da elinizde tek başınıza çizmenizden daha iyidir diye düşünüyorum. Tamam, şimdi portre modunun ayarlarını açtık. Ayarlarına bulanıklığı biraz seçelim çünkü bakın böyle durumlar yaratabiliyorsunuz. Hafiften böyle soft, sanki böyle orijinalmiş gibi olması lazım. O yüzden bence bu yeterli bakın. Normalde böyleyken böyle oluyor. Işıltı. Yener misiniz? Işıltıyı şu an çok... Işıltı yüzüme bakın. Sadece yüzümde de ışıltılar değişiyor şu anda. Bence bunu birazcık daha düşürsek iyi. Pürüzsüzlüğe bakmamız gerekirse şurada kalabilir bence. Detaylar da dediğim gibi detayları yine çok abartırsanız pek hoş olmaz. Detaylar da kırıkta kalsın. Mesela böyle fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özelliği var bunun. Tikte zaten hiç kullanmanız lazım. Ben bunu daha çok gökyüzü eklemekte kullanıyorum. Portre modunu falan zaten telefonda öyle özellikler olduğu için kullanmıyorum. Bir sonraki uygulamaya geçiyorum şimdi. Bu Tesla adındaki uygulamayı bana bir tanıdığım söyledi. Zaten çok fazla bildiği bir uygulama değil diye düşünüyorum bunu. Benim burada birkaç tane fotoğrafım zaten var.
var. Şimdi buradan fotoğraflarımızı açtık. Fotoğraflarımızdan buradan Tesla'dan neyi seçebiliriz mesela? Mesela şunu seçtim, tamam mı? Done'a basıyoruz. İki kere fotoğrafın üstüne tıklıyoruz sonra. Tıkladıktan sonra bakın burada sadece 4 tane bedava filtre var. Ben bu 4 tane bedava filtre olmasına rağmen bu uygulamayı kullanıyorum. Çünkü inanılmaz güzeller gerçekten. Bu arada bu fotoğraf da normalde editlenmiş bir fotoğraf. O yüzden şu anda biraz farklı görünebilir. 1, 2, 3, 4. Mesela ben burada vintage'ı seçtim değil mi? Vintage'ın birazcık şeyini düşürelim. Filtreliğini. Yani biraz daha opak bir hale getiriyorum. Tamam basıyorum. Normalde böyleymiş ama biraz daha böyle yeşilimsi bir hava kattı. Suyun rengi zaten normalde lacivertti. Ben zaten rengini açmıştım suyun rengini. Hafif açık lacivert gibi bir şey oldu. Şu anda biraz daha yeşilimsi oldu. Ondan sonra ben dediğim gibi bu sadece 4 filtre için kullanıyorum ama bazı fotoğraflarda gerçekten filtre inanılmaz yakışıyor. Sonra hazır bunu açmışken burada birkaç tane şey yapabilirsiniz. Mesela exposure'ını yükseltip indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle arkadan gelen bir parlaklık var. Ondan bahsediyorum. Böyle ya da böyle oluyor. Bunlarla da oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu uygulamada daha çok dört filtre için kullanıyorum. Diğer özelliklerden çok az bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu da kaydedelim. Eğer kaydettikten sonra üstüne böyle fotoğrafı bir kere basılıyken şu tuşa basarsanız eğer kaydetmiş oluyorsunuz. Tesla'dan sonra anlatmak istediğim uygulama Visco. Şimdi Visco bence çok mükemmel bir uygulama. Ama bakın Visco bence çok mükemmel bir uygulama ama şöyle bir sıkıntısı var. Visco para istiyor sizden. Aslında çok para istemiyor. Aylık 5 lira istiyor sizden. 12 aylık şeklinde herhalde sözleşme yapıyorsunuz. Aylık 5 lira 5 lira çekiyor işte. 50 mi 60 lira mı bir şey yapıyor. 60 lira yapıyor. Neyse. Bunda da bir tane fotoğrafı seçelim. Bunlar fotoğraflarımız zaten çoğu Visco'dan zaten yapılmış durumda. Ben şimdi size Visco'dan para vermeden nasıl yapmayı göstereceğim. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın farz edin şu Tokyo fotoğrafını yine seçelim. Tokyo fotoğrafını seçtikten sonra ilk kere üstüne tıklıyorsunuz. Buradan edit tuşuna basıyorsunuz. Şimdi bunu zaten kendiliğinden verdiği size filtreler var. Bu baştaki filtrelerin hepsini vermiş durumda. Üstünde şöyle bir işaret var. Üstünde bu işareti görürseniz bu işaret siz bu filtreleri kullanmak istiyorsanız satın almak zorundasınız demek. Şimdi ben kendi sevdiğim filtrelerden biraz bahsetmek istiyorum. Ben A filtresini, C filtresini bir de E filtresini seviyorum. Bence en çok bunlar yakışıyor. Bir sürü filtre var içinde ama bence en güzelleri bunlar. Bakın A filtreleri bunlar. Şu an geçiyorum zaten. C filtreleri de gayet güzel. Yani inanılmaz değiştiriyor durumu. Ben böyle tüm filtreleri basıyorum. A, C ve E'den tüm filtreleri basıyorum. Hangi filtre daha uygun olursa aklımda tutuyorum onu ya da o sıra favoriliyorum. Mesela şu anda ben A'yı ve C'yi beğenmedim bu fotoğraf için. Muhtemelen E2 olur gibime geliyor ya da E1 olabilir. Normalde böyleymiş, böyle oluyormuş. Yine E'nin hepsine basalım. Bakalım nasıl olacak. Tamam. E1, E2, E3. Şimdi E2 biraz daha sıcaklığı artırılmış bir fotoğraf. Daha böyle sarımsı bir fotoğraf. E1 daha böyle bir soğuk. E3 daha da soğuk bir fotoğraf. Ben yani sıcağı artırılmış fotoğrafları severim ama bu arka plan pek buna uygun değil. O yüzden ben E3'ü seçiyorum. E3'ü seçtik değil mi? Sonra bakın burada şunları kullanmanız gerekebilir. Bu pozlandırma, karşıtlık, ayarla, keskinleştirme, net, vs vs böyle devam eden şeyleri kullanıyorsunuz. Bunları kullandıktan sonra fotoğrafın rengini bir tık daha oturtabilirsiniz. En son mesela atıyorum ne yaparsınız? Taneye basıyorsunuz. Taneye bastığınızda ekran bu şekilde ya. Böyleyken mesela bir üye olarak E3 Essence kilidini açın diyor. Siz bunu SS alırsanız eğer şu anda yani ekran görüntüsü alırsanız fotoğrafın hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden mesela taneye basıyorsunuz ve bunu ekran görüntüsü alıyorsunuz. Şöyle göstereyim bunu da. Ekran görüntüsü alıp üstüne basıp hemen şuradan ve şuradan keserseniz şu şekilde fotoğrafınızı editlemiş ve kesmiş bir şekilde Instagram'ınıza yükleyebilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu yaparsanız eğer fotoğrafın maalesef kalitesi bozulmuş olacak. Haberiniz olsun. Onun yerine almayı da tercih edebilirsiniz. Bu uygulamada bu kadar. Diğerine geçiyorum şu anda. Şimdi Unfold'dan, BigShot'dan, Mate'den, Visco'dan ve Tesla'dan bahsedeyim. Şimdi Infilter'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi birazcık Infilter'dan bahsetmek istiyorum. Infilter'e ben daha çok böyle dedim ya parlaklığını, exposure'ını olsun, işte keskinliğini falan bunları ayarlamak için kullanıyorum. Çünkü bunda daha fazla seçenek veriyor. Mesela Infilter'da da şunu kullanalım. Bunu seçip editleme tuşuna basıyorum. Editleme tuşuna bastıktan sonra böyle sıra sıra bunların hepsini açmanız lazım. Bakın burada size direkt bir filtre kullanmanızı söylüyor. Bu filtreyi direkt kullanmanıza gerek yok. Onun yerine diğerlerinden filtreyi kullanıp buraya gelip mesela fotoğrafın renklerini şusunu busunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakalım karşılığına. Karşılığı normalde zaten fena değil. Dediğim gibi fotoğrafta editlenmiş fotoğrafta zaten. Böyle duracağını tercih mesela. Bakalım nasıl olacak. Doygunluğunu arttırılmış fotoğrafları severim zaten ben de dediğim gibi. Şimdi bu şekilde arttırmak da çok mantıklı değil. Çok kıpkırmızı oluyor. Gerçek rengi böyle değil. Birazcık arttıralım. Parlaklığını çok az arttıralım. Sıcaklığını birazcık sanki soğutalım diye düşünüyorum. Aynen birazcık soğuttuk. Ben dediğim gibi sıcaklığını severim dedim ama o anda fotoğrafa da bağlı bu durum. Renk tonu mesela bakın. Klasik hani no filter need falan diyorlar ya. Bu şekilde mesela hani gün batımını çekip filtreye gerek yok zaten diye hashtag atıyorlar falan. Bazıları işte bu şekilde yapıyor onu. Hani filtre yok diyor ama filtre var aslında. Üstüne mesela bakın şu an arkanın rengi ne güzel oldu. Az önce de gerçi güzeldi ama şu an daha da güzel oldu. Parlak noktalarının parlaklığını arttırıyor. Parlağı arttırmaya çok fazla gerek yok ama gölgeleri arttırmaya gerek
gerek var bugün. Çünkü tam olarak şurası birazcık karanlık duruyor. Bunu bir tık arttırabiliriz. Aynen. Bir tık değil, bayağı arttırma peki. Neyse, bu şekilde kullanıp bunu şuradaki tik işaretine basıp kaydete basarsanız, yani HD olarak aktaramıyormuşuz. Değiştirsin diyor. Ben değiştirmek istemediğim için izin vermeye basıyorum şu anda. Yani filtre de anlattım. Son olarak anam ve bazar kaldı. Anam diye bir uygulama var, tamam mı? Bunu girin. Anamda şöyle bir şey yapıyorsunuz. Instagram gridleri var ya, o şekilde Instagram'ınıza giriş yapıyorsunuz. Sizin daha önceden belki çıkış yapmışımdır, bilmiyorum. Buraya birkaç tane fotoğraf eklemişim böyle. Bu fotoğrafları mesela düzenledim, artık şey bir de yani. Bu fotoğrafları ondan sonra nereye koyabiliriz? İşte posterımız nasıl olsun? Mesela bu şekilde bir şeyler. Posterası nasıl olsun? Bunları nereye koymalıyız? İşte renk düzeni nasıl olsun? Çoğu blogger şu anda pastel renkler kullanıyor. Mesela sadece pembe yapıyor ya da işte sadece mavi yapıyor ya da sadece sarı yapıyor. Bunu bu şekilde yapıyorlar. Bir de ona fotoğrafı çekerken de dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela sadece sarı kullanıyorsanız sadece sarı tonlarını veya mesela beyaz tonlarını çekersiniz ki sarıyı böyle hani içine sıçacak bir renk olmasın diye. Mesela sarı kullanırken bir tane kırmızı fotoğraf atarsanız pat diye ortada kırmızı görünür. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu uygulama zaten sadece bu kadar. Son olarak Bazart'tan bahsetmek istiyorum. Bazart'ı bu şekilde açıyorsun. Açtıktan sonra yeni fotoğrafa basıp buradan mesela ne yapalım? Ben bunu mesela genelde YouTube kapak fotoğrafları yapmak için kullanıyorum. Videonun kapak fotoğraflarını yani thumbnail yapmak için kullanıyorum. Misal şu fotoğrafı seçtik değil mi? Bu fotoğrafı seçtiğinizde misal düzenleye basıyoruz değil mi? Pardon. Tuvalleri gelip boyuta basıyoruz. YouTube arka planını yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Misal siz buradan bakıyorsunuz. YouTube kanal kapağı diyor. YouTube video küçük resmi diyor. Buna bastığınızda sizden para istiyor. Az bir para da istemiyor. Bundan dolayı ne yapın biliyor musunuz? Bakın size bomba bir şey söylüyorum şu anda. Böyle geliyorsunuz. 16'ya 9 olan yanı seçiyorsunuz. Niye biliyor musunuz? YouTube fotoğrafların hepsi 16'ya 9 bir şekilde. Şu an tam olarak ekranda gördüğünüz şekilde fotoğraflar. Orada YouTube için vereceğiniz para o kadar saçma olur ki. Çünkü aynısını şu anda yapabiliyorsunuz. Bakın mesela böyle yaptınız değil mi? Bunu mesela kullanıyorsunuz. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Şu an buna basılı. Ben buradan düzenliğe basıp silgiye basıyorum. Silgiye bastıktan sonra otomatiğe basın. Önce otomatiğe basıp bir deneyin. Otomatiğe bastığında bakalım neler olacak. Çok fazla aldı. Ben bunu beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Tamam. Şimdi silgide şu anda değil mi? Silgideyken mesela ben buradan sadece bir dakika böyle olmaz. Ben burası silgideyken sadece içeceğimi ve elimi almak istiyorum değil mi? Bu şekilde içeceğimi ve elimi alacağım birazdan. Bakın şu kadar görmesini istiyorum. Tekrar silgiye basıp şuradan böyle ince detaylara da geçip şu an biraz daha yüzüstü yapıyorum çünkü hani video çektiğim için zaten bir fotoğrafı bir daha kullanmayacağım için o kadar uğraşmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle yapıyorum ama siz biraz daha yakınlaşıp iyice içini bu şekilde boyayabilirsiniz. İşte bu şekilde birazcık üstün körü olarak hazırladım bunu. Misal bunu şuraya koyuyorsunuz. Arka planında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ekleye basıp arka plandan direkt böyle bir tane renk ekleyebilirsiniz. Misal beyaz ekleriniz. Ya da hiçbir şey eklemeden arka planı direkt şu boşluğu seçiyorsunuz. Yeni bir tane fotoğraf ekliyorsunuz. Fotoğraflara basalım. Fotoğraflara bastıktan sonra misal arkaya ne eklemek istiyorum? Şunu eklemek istiyorum değil mi? Bunu alıyoruz. Bu şekilde diyoruz. Önce diğerine basıp basılı tutuyoruz. Bunu öne taşıya basacağız. Sonra şuna basıp şöyle yapıyoruz. Yani şu an fotoğrafın o kadar mantıksız oldu ki. Ama genel olarak bundan bahsetmemiz lazım. Yani fotoğraf mantıksız oldu ama bu şekilde bir kullanım var. Böyle yapıyorsunuz. Sonra mesela ne yapabilirsiniz? Metin ekleyebilirsiniz. Metine yazalım ki yine İstanbul yazalım. İstanbul yazdıktan sonra şu AA yazan yere bastığınızda şunların hepsini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlar yazı stili. Bu uygulamayı bunu kullanmak için yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim genel olarak bahsetmek istediğim uygulamalar bu kadardı. Bu uygulamayı genel olarak sizin Instagram feedinizi güzelleştirmeniz için veya YouTube kapak fotoğrafınızı yapmanız için kullanabileceğiniz uygulamalar. Genel olarak bunlara bahsetmek istiyorum. Zaten uzun bir video olup da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Fotoğraf hakkında veya videolar hakkında sormak istediğiniz veya şu videoyu çekebilirsiniz demek istediğiniz bir video varsa, bir video fikriniz de varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Herhangi başka bir şey sormak istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz aynı zamanda. Tekrar dediğim gibi abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.